Merhabalar. Bu görselimizde network'ümüz üzerinden dışarı doğru açılan session'ların limitlenmesini göreceğiz. Session limitlemenin kullanılmasındaki amaç şu: network'ümüzde haberimiz olmadan yapılacak olan hareketlerin veyahut virüs mail veren spyware gibi yazılım aracılığıyla yapılacak olan istem dışı session'ların network üzerinde kesilmesi. Bunu yapabilmemiz için bandwidth management kısmında session limit bölümüne geliyoruz. Session limit kısmını enable hale getiriyoruz. Burada birkaç seçeneğimiz var. Bunların başında default max session yazıyor. Default max session sisteminde bu tabloda belirtilmemiş olan her IP adresi veya IP aralığı için toplam session limitini veriyoruz. Örnek vermek gerekirse 300 session dediğimiz zaman her bir PC başına 300 session verecektir. Tabi istersek özel PC'de için, mesela sunucularımız için örnek olması açısından 172, 16, 255'e 20 no'lu makinamız içinse çok daha fazla session vermek istiyoruz. Bunun bir VoIP santral olduğunu kabul ederiz. Mesela 1200 session şeklinde. Ya da belli bir aralığa toplam bir session verebiliriz. Yine örnek olması açısından 172, 16, 255, 30 ila 172, 16, 255, 60 arasındaki makinelerin hepsinin toplamına 700 session verme şansımız var. Tabii bu şekilde yaptığımız zaman network'ümüzde istem dışı olacak olan session'ları kesmiş oluyoruz ve makinemizin kaldırabileceği 15.000 session'ın üzerine çıkılmasını önlemiş oluyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şu: bir session dendiği zaman aklımıza gelmesi gereken tam olarak nedir? Örnek olması açısından www.google.com veya www.smet.com.tr açtığınız zaman makine buraya gidebilmek için toplamda 2 veya 3 session açacaktır. Bunlar nelerdir? Bir DNS sorgusu yapacak. İki, bu DNS sorgusundan gelen IP'ye göre bir web isteğinde bulunacaktır. Tabi bu sitelere göre değişmektedir. Bir örnek vermek için bazı sitelerin içerisinde, mesela hürriyet.com sitesinin içerisinde birçok subdomain ve reklam siteleri bulunmakta. Böyle bir siteye gidildiği zamansa 10-15 session tuttuğu da çok rahat oluyor. Ama bir kullanıcının network üzerinde maksimum kullanacağı session sayısı 300 session civarıdır. Ve yapılan session ayarlamalarının bu 300 sayısı baz alınarak yapılmasında fayda var. Yapılmış olan bu session ayarlarını ve limitlerini yine diagnostik bölümünde bulunan Data Flow Monitor kısmından izleme şansımız var. Burada gördüğünüz gibi 300 session'ın 241 session'ı dolmuş durumda. Eğer 300 session dolarsa cihaz yeni bir session açılmasını engelleyecektir ve diğer session'ların kapanmasını bekleyecektir. Aynı şekilde bu session sayısını doldurup sürekli session açmaya çalışan kullanıcıları blok komutuyla da kapatabilirsin. Burada blok olarak işaretleyeceğiniz makine 5 dakika boyunca tüm internet bağlantısını kesecektir. İyi örnek olması açısından smet.com.tr adresine gitmeye çalıştığınız zaman beni kesinlikle göndermeyecektir ve yeni bir station açılmasını önleyecektir. Fakat unblock deyip tekrar smet.com.tr adresine gitmeye çalışırsam girişime izin verecektir.